Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Kara Mehmetler çiftliğinde 15 Ekim 1958 tarihinde doğdu. 4 çocuklu bir ailenin çocuğundan birisi olan Kadir Ahmet Taşçı, ilk öğretimi ve liseyi Karamürsel'de bitirdi. Taşçı'nın gençlik yılları genelde çiftlikte geçti. Bir dönem futbolla da ilgilenmiş, Karamürsel İdman Yurdu Spor Kulübü'nde oynamıştı. Çiftlik yaşamına, atlara ve avcılığa özel ilgi duymuş. Askerlik görevini İzmir'de yapmıştır. Önceleri serbest olarak çalıştı. 1982 yılında İzmit'te bir lastik fabrikasında işçi olarak işe girdi. 1985 yılında güreşmeye karar vererek işten ayrıldı. Ustası Kadir Birliğin yanına güreş sporu ile tanışarak antrenmanlarına başladı. Yağlı güreş sporu ile ilgilenen ve Kadir Birlik ile birlikte çalışmaya başlayan Ahmet Taşçı, 1985'te ilk kez katıldığı Kırkpınar yağlı güreşlerinde küçük orta büyük boyda ilk turda yenildi. 1986 yılında ise büyük orta boyunda birincilik, 1987 yılında başaltı boyunda birincilik kürsüsüne çıktı. 1988 yılından itibaren baş pehlivan boyunda güreşmeye başlayan Taşçı, 1988 yılında ilk kez çıktığı baş pehlivan boyunda beşinciliği kazandı. 1989 yılında baş pehlivan boyunda üçüncü oldu. Güreşseverlerin büyük sevgi ve ilgisini kazanan Taşçı, altın kemere giden basamakları hızla tırmanmaya başladığı döneme girmiş oldu. 1990, 91, 92 yılı Ahmet Taşçı, 1989 yılındaki üçüncülüğünden sonra 1990 yılında ilk kez baş pehlivan oldu. 1990 yılında Kırkpınar Türkiye baş pehlivanlık yağlı güreşlerinde ilk turda Recep Kılıcı, ikinci turda Sabbet Kayalı'yı, üçüncü turda Bülent Gürbüz'ü, dördüncü turda Reşit Karabacak'ı, finalde ise ustası Kadir Birliği yenerek Türkiye baş pehlivanı oldu ve altın kemeri boynuna astı. Ahmet Taşçı artık o altın kemeri tıpkı Aydın Demir gibi boynundan hiç indirmeyecekti. 1991 yılındaki Kırkpınar güreşlerinde de Bekir Şahin'i ilk turda, Reşit Karabacak'ı ikinci turda, üçüncü turu boş çekerek atladı. Cengiz Elbey'i dördüncü turda, Bülent Gürbüz'de finalde mağlup ederek ikinci baş pehlivanlık kürsüsüne çıktı. 1992 yıllarında da baş pehlivan boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Edirne Belediyesi'nin ortaya koyduğu altın kemerin ebedi sahibi oldu. 1992 yılı Ahmet Taşçı için çok önemli bir yıl oldu. Dünya evine de girerek evlendi. 1993 yılı Kırkpınar yağlı güreşlerinde yine baş pehlivan olarak saray içi Er Meydanı'ndan ayrıldı. Aynı yıl tarihi Elmalı yağlı güreşleri altın kemerini de kazandı. Bugüne kadar 13 Kırkpınar finalinde güreşen Karamürselli Ahmet Taşçı, 1994 finalinde Antalyalı Cengiz Elbey'e yenildi. 1995, 96 ve 97 yıllarında tekrar üst üste baş pehlivan olarak ikinci defa altın kemerin ebedi sahibi oldu. Karamürselli Ahmet Taşçı, 1999 ve 2000 yılı Kırkpınar baş pehlivanlığını yine kazandı. Ancak 2000 yılı baş pehlivanlığı yasaklı madde tespit edildiğinden Türkiye Güreş Federasyonu'nca iptal edildi. Taşçı, 2001 yılı güreşlerinde Vedat Ergin'e yenilerek ikinci oldu. 2002 yılında da Türkiye Güreş Federasyonu kararıyla ikinci oldu. 2004 yılında finalde Recep Kara'ya yenilerek ikincilik kürsüsüne çıktı. Ahmet Taşçı bu başarıları ile 1992 yılından itibaren uluslararası güreş müsabakalarına katıldı. Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan ve Makedonya'da birincilikler elde etti. Ülkemizi temsilen 1995 yılında Japonya'da düzenlenen 4. Sumo Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu. Kırkpınar yağlı güreş tarihine geçen Ahmet Taşçı'yı Edirne Belediye Başkanlığı onurlandırarak heykelini 2005 yılında 644. Kırkpınar güreşleri öncesinde saray içine dikti. Taşçı Er Meydanı'nda güreşmeye devam ederken heykeli dikilen ilk baş pehlivan oldu. 2009 yılında BBC televizyonu tarafından hayatı belgesel filmine çekildi. 2010 yılında Eden projesi kapsamında İsveç, Stockholm'de Kırkpınar yağlı güreşlerinin tanıtımına katıldı. 2010 yılı Kırkpınar yağlı güreşlerinde Japonya'dan gelen 1.90 boyunda ve 150 kilo ağırlığındaki Japon güreşçi Akina Mina ile gösteri güreşi yaptı. 2011 yılında UNESCO ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yağlı güreşe yaptığı hizmetlerden dolayı pirinçten yapılan kemer dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine takıldı. Aktif güreş spor yaşamını bıraktıktan sonra güreş sporun içinde kalarak hizmet vermeye devam etti. Yağlı Güreş Federasyonu, Yağlı Güreş Yürütme Kurul Başkanlığı görevini yürüttü. Cumhuriyet döneminde Kırkpınar'da 8 kez baş pehlivanlık kürsüsüne çıkan, 8 baş pehlivanlığı Türkiye Federasyonu'nca onaylanan Ahmet Taşçı evlidir.